Bunun dışına taşıp sokağa insanları davet etmek, bu yanlıştır. Meşruiyet çizgisinden çıkmaktır. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz. Bu sonuçları tanımayacağız tarzında talihsiz bir beyan olmuştu. Halkın tanıdığı sonuçları Ana Muhalefet Partisi'nin tanımaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Böyle yapmak yerine önümüzde 2019'da yerel seçimler var. 2019 3 Kasım'da birleştirilmiş Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri var. Bunlara daha iyi çalışılması, daha fazla vatandaşın gönlüne girmesi için şimdiden Ana Muhalefet Partisi daha fazla gayret göstermesi daha doğru bir davranış olacaktır. Biz seçim, bu anayasa, halk oylaması sürecinde her şeyi söylemem. Hayır tarafında çalışanlar da her şeyi söyledi. Evet tarafında çalışanlar da her şeyi söyledi. Artık oylama bitti, seçim bitti. Zaman geçmişi bir tarafa bırakıp önümüze bakmamız lazım. Türkiye'nin önünde çok önemli süreçler var. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ekonomik reformlar, adli reformlar, anayasa değişikliğiyle ortaya çıkan gerek anayasaya uygun yasaların değiştirilmesi, uyum yasaları, birçok yapılacak işler var. Reformlar var. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Ve bu konuda da bütün siyasi partilerin memleket meselelerinde birlikte hareket etmesi, sorunlarımızı mecliste medeni bir şekilde konuşup görüşmemiz gerekiyor. Efendim, YSK kararının ardından Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği bu süreçte üye olmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kongre veya kongre takvimine göre planlamak nasıl olacak? Evet. Üyelik süreci bu anayasa değişikliğinin 3 maddesi hemen yürürlüğe giriyor. Diğer bütün maddeleri de 2019 3 Kasım'da yapılacak seçimlerle birlikte yeni sistemin uygulanmasıyla yürürlüğe girecek. Dolayısıyla seçimler Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisiyle ilişiği tekrar yasal olarak kurulabilecek. Çünkü önceki anayasada partisiyle ilişiği kesilir maddesi vardı. Bu kalkmış oldu. Dolayısıyla partiye, AK Parti'ye girebilecek. Biz de memnuniyetle Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye katılması için gerekli daveti yapacağız. Bu bir seçim. AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda. İlçelerimizden, illerden başlayarak bu yıl içerisinde, bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileyeceğiz. Bir kan tazelemesi yapacağız. Heyecan tazelemesi yapacağız. 2018'de de inşallah olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Ve ondan sonra da 2019 Mart yerel seçimleri, 3 Kasım 2019 birleştirilmiş meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Süreç bu şekilde işleyecek. Dolayısıyla bu arada herhangi bir olağanüstü kongre söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı... Cumhurbaşkanımızın partimize katılması işi hemen olacak. Ondan sonraki
süreç tabii ki partimizin genel kurulunu konuşup, görüşüp karar vereceği bir iştir. Sayın Başbakan, can ve kan tazelemesi olacak dediniz ama bir beklenti de var aslında. Teşkilatlarda, A takımınızda ya da kabinenizde de bir değişiklik söz konusu olacak mı? Arkadaşlar, tabii ki bu seçim sadece anayasa değişikliği, hükümet sistemi değişikliği konusunda bir sonuç ortaya koymamıştır. Aynı zamanda bu seçimde bütün partilerin alması gereken mesajlar da var. Biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Nedir mesaj? Tamam, AK Parti'ye olan güven devam ediyor. Ancak şu hususlarda da daha dikkatli olmanız gerekiyor diye bize bir de not düşüyor vatandaş. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu yüzden de gerek yerel yönetimlerde, gerek teşkilatlarımızda, gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini arttıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımlar atacağız. Bunları içeride bugün genişletilmiş bir başkanları toplantımız var. Buralarda konuşacağız, değerlendireceğiz ve önümüzdeki günlerde de bunun adımlarını atacağız, kamuoyuyla paylaşacağız. Teşekkür ederim. Havayı kapat.